Galaksinin Sesi'nin yeni bir gündem bölümünden daha hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oğuzhan Arslan ve her zaman olduğu gibi yanımda sevgili dostlarım Ateş Çetin ve Niko Fenerli var. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İdare ediyoruz işte ya. Yaşıyoruz. Ben aslına bakarsan hala şeyin heyecanını, coşkusunu yaşamaya devam ediyorum. Star Wars gününün coşkusunu. Evet, güzeldi, güzeldi değil mi? Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar hareketli ve aktif bir sanırım Star Wars günü geçirdik. Evet, evet. Bayağı güzeldi. Neyse, birazdan buna değineceğiz ama gündemimiz bugün çok kalabalık. Bayağı sizle paylaşacağımız haberlerimiz var. Ama gündeme geçmeden evvel yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz hedef tarih 5 Haziran mı 6 Haziran mı koymuştuk? Yanlış hatırlamıyorum ama 3000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Dolayısıyla lütfen kanalımıza abone olun. Bu videoyu beğenin. Beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşın. Yorumlarınızın hepsini teker teker biz okuyoruz, inceliyoruz. Yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir de WhatsApp kanalımız var. Bunu da yine son bölümlerimizde sıklıkla hatırlatıyoruz size. WhatsApp kanalımıza nasıl ulaşacağınıza ilişkin linki de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oradan kanalımıza katılın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Onun dışında Instagram ve Facebook hesaplarımızı da takip ederseniz çok seviniriz. Evet, Dünya Star Wars günü dedik, 4 Mayıs günü dedik. Uzun zaman sonra çok aktif geçen bir Star Wars gününü yaşadık. Bu vesileyle tekrardan geçmiş Star Wars gününüz kutlu olsun. Aslında bakarsanız hala da Star Wars haftası içerisinde sayılırız denilebilir. Çünkü işte figür satan, koleksiyon ürünleri satan kuruluşlar, dükkanlar hala Star Wars günü kampanyalarını da devam ettiriyorlar bu hafta içerisinde. Dolayısıyla henüz uğrama imkanı da bulmadıysanız bence hafta sonuna kadar bu fırsatı kaçırmayın deyip 4 Mayıs'ta bizler neler yaptık, nelerle meşgul olduk, bununla ilgili çok bizden bir haberi de paylaşmak için hemen gündemimize başlayalım. 4 Mayıs'ta yeni bir video paylaştık zaten. Onu görmüşsünüzdür. PSM Zorlu Performans Gösteri Merkezi'ndeydik. Star Wars in Concert etkinliğindeydik. Hem 501. Lejyon, hem Asi Lejyon, hem de Galaksinin Sesi olarak oradaydık. Söz verdiğimiz gibi ben çok heyecanlıydım tabii. Çünkü ilk defa kostümlü böyle bir etkinliğe katılıyordum. İnanılmaz heyecanlıydım. Umarım başarılı olmuşumdur. Çok keyifliydi. Ben çok aşırı keyif aldım. Bazı bu tip etkinliklerde bazı ufak tefek terslikler olabiliyor ama bu herhalde aralarında en başarılı olanlarından biriydi. Ev sahibimiz Disney'di. Öncelikle fuaye alanını çok güzel donatmışlar. Hem Funko'nun hem Dreamers'ın standı vardı. Aynı zamanda Disney Plus içinde bir stand yapılmıştı. Echo Light içinde bir stand yapılmıştı. Orada 501. Lejyon ve Asi Lejyon üyeleriyle beraber fotoğraf çekilmesi için bir foto op alanı yaratılmıştı. Gayet kalabalıktı. Hatta haber kameraları bile oradaydı. Televizyona çıktık diyebiliriz. Türkiye'deki Star Wars hayran toplulukları 501. Lejyon ve Asi Lejyon'u alanda unutulmaz Star Wars karakterlerinin kostümleriyle boy gösterdi. Televizyona çıkmakla da kalmadık. Aynı zamanda sahneye de çıktık. Bayağı da keyifli anlar yaşattık izleyicilere. Bilmiyorum arkadaşlar, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Sahneye çıkma olayı biraz son dakika oldu. Evet. Konserden böyle bir gün öncesinde falan onunla ilgili bir okey alma işlemleri falan oldu. Biz hemen böyle bir şey kurguladık, bir mizansen kurguladık ne yapabiliriz diye. Ama güzel oldu, akıcı bir şekilde tık 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 hallettik bir aksaklık yaşamadan. Keyifli oldu yani, zorlu sahnesine de çıkmış olmak. Güzel oldu, keyifli oldu. Ben de şeyin gerçekten bir kostümü böyle birkaç saat boyunca giymenin ne demek olduğunu anladım. Kostümün neresinde dertleri olduğunu ancak o zaman anlıyormuşsunuz demiştiniz. Evet, gerçekten öyle anlıyorsunuz. Şey ama iyiydi. Kitle iyiydi. Kitle bizi, yani hep diyorduk ya, normalde kostümlere dokunulmaması gerekiyor. İnsanlar bize müsaade etmeli. Sağımızı solumuzu görmüyoruz. Sağımı solumu görmüyordum. Böyle ufacık bir alandan etrafı görüyordum ama kitle gayet iyiydi. Bize de gayet güzel ortamlar sağladılar. Onun için ben çok mutluyum. Disney'e teşekkürler. Ben de saat 9'daki biliyorsunuz aynı gün iki yoğun talep üzerine, istek üzerine ilk başta saat 9'da bir konser duyurulmuştu. Biletleri satışa çıkmıştı. Sonra yoğun istek üzerine aynı gün saat 4 içinde bir konser planlandı.
Ben de saat 9'dakine katılabildim. Direkt normal bir seyirci olaraktan geçtim. Koltuğuma oturdum, izledim. Nikon dediği gibi kitle bir kere çok iyiydi. Orkestra çok başarılı buldum ben. Bu benim 4. In Concert deneyimim oldu. Daha evvelden Yüzüklerin Efendisi'nin 3 filmini bu şekilde izleme imkanım oldu. Bu Yıldız Savaşları ile ilgili edindiğim ilk izlenimdi, ilk tecrübeydi. Açıkçası çok başarılı buldum. Hem teknik altyapıyı çok başarılı buldum, hem orkestranın performansını çok başarılı buldum. Mizansen bence 10 numaraydı. Özellikle o Java'nın geldiği sahne insanları bayağı kırdı geçirdi. En son zaten Darth Vader sahneye çıkınca insanlar bir hooo şeklinde tepkiler verdiler. O bakımdan başarılıydı. Sadece çok ufak bir eleştirim olacak. O da fuaye alanı ile ilgili. Belki de bilmiyorum bu kadar yoğun ilgi olacağını mı düşünmediler diyeceğim ama yoğun talep üzerine hani aynı gün iki konser planlandığında belki bu biraz daha tahmin edilebilirdi. Bu fuaye alanında sizin fotoğraf çekindiğiniz alan ve o koleksiyon ürünlerinin sergilendiği kısım yürüyen merdivenlerin bulunduğu alana denk geliyordu. Orada inanılmaz bir sirkülasyon olmaya başladı. İnsanlar geçememeye başladı. Durup izleyenler, fotoğraf çekenler. Böyle izdihamımsı bir ortam oluştu orada. Belki o fuaye alanının planlanması biraz daha hani o yürüyen merdivenlerin pozisyonu düşünülerek daha iyi planlanabilirdi ama bu çok ufak bir detay. Yani insanlar orada bekleyen insanlar kesinlikle şikayet etmiyorlardı zaten. Herkes halinden memnundu. Fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Herkes halinden dediğim gibi memnundu. Ama hani biraz daha rahat bir deneyim olabilirdi. Ama bu arada şuna da dikkat çekeyim. Ben de bir Legion üyesi olarak zaten hani benzer sıkıntıları da geçmişte de gözlemlemiş ve yaşamış birisi olarak bu tarz fotoğraf çekilmesi esnasında onun belli bir düzende ilerlemesi, poz veren Legion üyelerinin birazcık kalabalıktan uzak tutulması ve bunun dediğim gibi belli bir düzene uygun şekilde yapılması çok büyük önem arz ediyor ki cumartesi günkü etkinlikte bu çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Çok güzel bantlar çekilmiş, insanlar sıraya girmişler ve gayet de medeni bir şekilde insanlar sıraya giriyordu. Aklıma şey günleri geldi, bu Celebration'daki fotoğraf çekindiğimiz zamanlar geldi hep. Orada da sırayla alıyorlar, sizi çağırıyorlar, ediyorlar. Hoştu o bakımdan. Bence güzel bir tecrübe, güzel bir etkinlik oldu bence. Ama o Celebration'daki fotoğraf çekimlerinde süren böyle 5 saniye, 10 saniye falan fotoğraf aynen çekilmesi için. Burada kimi ziyaretçiler böyle karakter sanki ona özel gelmiş gibi ne diyeyim böyle 30 saniye 45 saniye boyunca dur bir de öyle çekeyim dur bir de böyle çekeyim zaten bir basışta 50 tane çekiyor. Biraz böyle biz içeride ya hadi bitse de artık öbürküsü gelse falan diye benim geçirdiğim oldu açıkçası. Ama olur öyle şeyler. Ya olur, bir şey itiraf edeceğim, böyle bir trooping etkinliklerinden bir tanesi de fotoğraf çektirirken artık sabahtan beri kostüm içerisinde durmaktan mütevellit o kadar yorulmuşum ki hani fotoğraf çekiniyoruz, kafada kask da var. Ben pozu verdim şöyle elde şeyle E11 Blaster'la ama bu şekildeyim kaskın içinde. Gözleri kapattım, aktif dinlenme. Öyle de güzel bir anı oldu. Neyse evet, çok uzattık bu kısmı ama güzeldi ya hakikaten. Evet güzeldi. Bu arada Star Wars kutlamaları sadece bununla kısıtlı kalmadı. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu Star Wars kutlamalarına kendi çapında diyelim böyle bir katılımda bulundu. İstanbul'daki bazı müzelere Star Wars kostümü ya da aksesuarı ya da işte tişörtü vesairesiyle gelen kişilere giriş ücretsiz yapıldı. Bu da Star Wars hayranları için sevindirici bir detaydı diyebiliriz. Evet. Aa, şey soracağım Ateş, her Dünya Star Wars Günü'nde Kadıköy Belediyesi senin Kadıköy'de çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyordu. Bu sene paylaştılar mı? Ben bakacaktım, bak unuttum, sen bakmışsın. Ben baktım. Evet, tahmin ettiğin üzere kesin baktım, bu sene paylaşmadılar. Aa, enteresan. Telif mi senin yoksa? Şimdi çok uzun süredir beklenen bir haber, bir müjde nihayet geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu haberi ben özellikle ben söylemek istedim, ben paylaşmak, ben aktarmak istedim. Çünkü en başından beri böyle sanki tek serzenişte olan benmişim gibi bir şey oldu bana denk gele gele. O yüzden ben nihayete erdirmek, bağlamak istedim.
The Bad Batch dizisinin Türkiye yayın tarihi nihayet netleşmiş durumda. Hani acaba Türkiye'de yayınlanmayacak mı gibi böyle soru işaretlerimiz vardı. Böyle bir şey yok. Tam Star Wars gününün bir gün öncesinde yani 3 Mayıs gününde resmi Disney Plus Türkiye sosyal medyası üzerinden açıklama yapıldı. Fakat şöyle bir durum var. Beklediğimizden biraz daha geç yayınlanacak. 12 Haziran tarihinde dizi Disney Plus üzerinde yayında olacak. Tabii tarihin bu kadar geç duyurulması, daha doğrusu dizinin dünyayla aynı anda yayına girmemesi ve bu açıklamanın biraz geç gelmesi, yapılan açıklamada da tarihin böyle uzak bir tarih olması biraz tartışmalara neden olmuş gibi gözüküyor. Yapılan sosyal medya açıklaması üzerine gelen yorumlara baktığımız zaman böyle bir durum var gibi gözüküyor ama hiç yayınlanmamasından iyidir diyebiliriz sanıyorum. Evet. Yok öyle kesinlikle. 12 Haziran yani Acolyte'den sonra resmen. Şimdi Acolyte 5 Haziran. Evet. Biz eş zamanlı iki dizi birden. İyi tarafından bakacak olursa en azından. En azından geliyor ama resmen şunu söyleyeyim. Benim takip ettiğim birkaç podcast yayını var. Bad Batch yayınlanmaya başladığından beri takip etmiyorum. Yani dinleyemiyorum. Çünkü direkt spoiler'ı yiyeceğim. İşte şu anda onların işte şu anda bölüm sezon da bitti bildiğim kadarıyla da bitiyor. Bitti galiba. Bitti. Bad sezonu bitti. Artık konuşmaktan vazgeçerler diye ümit ediyorum. Yine takip etmeye devam edeceğim. Yani bu iyi olmadı ya Disney fanlara. Bu hareket hoş değildi. Yani bunu tekrarlanmaması namına ne yapılması gerekiyorsa bence yapın. Hoş olmadı. Aynı şey Star Wars hesabı için de geçerli. Instagram'daki sürekli story atıp duruyorlar. Bir ara ben Star Wars hesabı storylerini takip etmeyi bıraktım. Çünkü yani o yayınladıkları bölümden kareler koyuyorlardı sürekli. Yani evet, ben onları da iyi görmek istemiyorum. Yani hani hiçbir şey bilmek istemiyorum. Ama Celebration'la ilgili gelişmeler gündeme gelmeye başladıktan sonra tabii mecbur bakıyorsun. Yani arada bir iki tane gördüm ama unutmaya çalıştım. Neyse. Acolyte dedik. Acolyte'la devam edelim. Bu yine Star Wars gününden ya bir ya iki gün önce, yanlışsam beni düzeltin arkadaşlar, yine bir fragman yayınlandı. O günün akşamı. Değil mi? Cumartesi günü akşamıydı değil mi? Cuma günü akşamı. Evet. Aklım şeye gitti. Bir gece önce, bir gün önce miydi acaba diye. Ona kaydı da bir an. Yok, çok iyi hatırlıyorum. Orada kanter içinde eve geldim. Baktım trailer düşmüş. O gece geldi. Evet. Neyse ki çok fazla yeni bir şey yok esasen. Yani trailer'ı izlediyseniz zaten siz de görmüşsünüzdür. 1 dakika 50 saniyelik yeni bir fragman. İlk fragmanda gördüğümüz karakterleri biraz daha farklı açılardan, farklı sahnelerden ama ilk fragmanda anlatılan olay örgüsüyle bağlantılı sahneler yine görüyoruz. Bizim dikkatimizi çeken 3 unsur oldu ki ilk fragman incelemesi videomuzda değindiğimiz konulardı bunlar. Bunlardan bir tanesi o Jedi Tapınağı hangi gezegende? İşte Coruscant mı, başkası mı falan. Bu sefer o Jedi Tapınağı'nın dışarıdan sanki böyle drone'la çekilmiş bir görüntüsü var. Bir saniyelik. Coruscant gibi duruyor. Bir diğeri muhtemelen göreceğimiz ana kötü karakterin gittiği bir gezegen vardı. Ahtu mu acaba dedik. Oranın da yine havadan çekilmiş, farklı bir açıdan çekilmiş bir görüntüsü vardı. Ve Ahtu'ya benziyor gerçekten. Özellikle bölüm 7'de o Millennium Falcon'ın indiği platformu hatırlayın. Sonra kayalıklardan yukarı çıkılan bölüm. Ya o kısım görünür gibiydi. Üçüncüsü ise bizim şu kırmızı ışın kılıcını kullanan kötü karakterimizin maske takıyor. Aynı Kylo Ren gibi. Yine bir maske detayı var Acolyte'da da. O maskeyi böyle bir anlık görebiliyoruz. Böyle Venom'a benzer bir hali vardı, bir görüntüsü vardı. Böyle dişlermişler. Ama tabii kimliği hala belli değil. Bu üç detay bizim dikkatimizi çekti. Ki ilk fragmanda da zaten buna değinmiştik. Dolayısıyla ilk fragmanda söylediklerimizden de açıkçası çok da farklı bir aslında unsur barındırmıyor gibi duruyor şu anda. 5 Haziran'da dediğimiz gibi hatırlatmak gerekirse Disney Plus'ta bizlerle beraber olacak bu dizi. Şunun şurasında ne kaldı? Yani. 5 Haziran'a kadar da 3000 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Unutmayın 20-30 tane abone bir şey kaldı yani. Yaparsınız. Devam ediyoruz. Disney Plus'ta yayınlanan bir diğer içerikte Tales of the Empire. Yine 4 Mayıs'ta dünyayla aynı anda yayınlandı.
İzledim. İzlemeyeniniz var mı arkadaşlar aranızda? Ben daha izlemedim. Tamam. Çok fazla spoiler vermeyeceğim. 3 bölüm, ilk 3, 6 bölümlük bir içerik. İlk 3 bölüm Morgan'la ilgili, Morgan Elsbeth'la ilgili. Diğer 3 bölümde Barry Sophie ile ilgili. Ben hani daha önce de Tales of serisinde From a Certain Point of View konsepti işleniyor ya. Ben onu çok seviyorum. Çok hoşuma gitti. Tales of the Jedi bir tık daha iyi gibi geldi bana. Bu biraz daha düşük gibi geldi ama şunu söyleyeyim. Morgan bölümlerini değil, Barry Sophie bölümlerini daha çok beğendim. Hoşuma gitti. İzlenir. İzlenir. Yani Tales of serisi güzel gidiyor. Umarım Tales of the Bounty Hunters, Tales of the Rebels gibi şeyler de gelir. Hoşuma gidiyor yani. Ben de senin görüşüne katılıyorum Nico. Ben de Tales of the Jedi'yi biraz daha kuvvetli buldum. Buna evet. Kıyasla. Ama kötü değil. Yani bence içerik evet, değil. Güzel. Değil. Evet. Ya, Tales of the Jedi gerçekten çok çok farklı bir şey. Yani hepimizin buluştuğu ortak fikir zaten aslında senin söylediğin şey Nico. Yani hani From a Certain Point of View hikayesi var ya, olaya farklı bir perspektiften bakma imkanı sağlayan bir içerik. O yüzden ben de çok beğenmiştim. Ama siz diyorsanız ki Jedi, Tales of the Jedi biraz daha, bir tık daha iyi diyorsanız aslında bir de o gözle izlemek lazım. Ben de bunu aklımda tutarak izleyeceğim. Yani seni bir kötü etki altında bırakmak istemeyiz. Yok yok yok. Yani ben şeyi bile izledim abi. Yani düşün, Visions'ı bile izlemiş bir hayran olarak. Yani o da çok çerezlikti. Yani Visions bayağı çerezlikti. Onu da hep şey mantığıyla izlemiştim. İşte Animatrix mantığıyla izlemiştim aslında. O da çerezlikti ama beğendin mi diye soracak olursanız tabii ki de hayır yani Visions. Yani oturup bir daha izlemem. Evet. Şimdi aramızda Darth Jar Jar fantezisi olan varsa müjdeler olsun. Darth Jar Jar resmi olarak hayatımıza girecek gibi gözüküyor. Yani resmi olarak derken tabii biraz mizahi anlamda diyebiliriz. Çünkü işin içinde Lego varsa olayları belki de çok da ciddiye almamak doğru olabilir. Şöyle ki yeni bir Lego Star Wars yapımı Disney Plus'a gelmek üzere. 13 Eylül tarihinde yayınlanmak üzere 4 bölümlük bir yeni Lego Star Wars animasyon serisi duyuruldu. Serinin adı Lego Star Wars Rebuild the Galaxy adını taşıyor ve bir fragman yayınlandı. Fragmanı izlemenizi tavsiye ederim. Enteresan. Çünkü öyle gözüküyor ki bu 4 bölümlük mini dizide Star Wars evreni böyle baştan yaratılacak gibi. Yani alternatif bir şeyler, alternatif bir takım olaylar göreceğiz gibi gözüküyor. Yani benim fragmanda yakaladığım mesela AT-AT'lerin bu sefer asiler tarafında oluşu. İşte Millennium Falcon'un bir karanlık taraf uzay aracı olması ve içerisinden Darth Jar Jar'ın çıkması ki Jar Jar'ı da Ahmet Best seslendiriyor. Luke Skywalker'ı seslendiren yine Mark Hamill. Geri kalan seslendirmecileri pek de tanıdığımı söyleyemeyeceğim. Biraz şey gibi olmuş, What If gibi olmuş. Evet, What If. Aynen öyle, aynen öyle. Yani başta dürüst olmak istiyorum şu anda. Ben bu fragman yayınlandığında açıp izlemedim. Çok da merak etmedim. Fakat şimdi biz bugün... Fan yapımı falan mı zannettin yoksa? Yok, açıkçası bu Lego Star Wars dizileri çok da ilgimi çekmiyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani şu anda Disney Plus'ta yayında olan Lego Star Wars'ların da hepsini izlediğimi söyleyemeyeceğim. Fakat şimdi bu gündem bölümünde bu konudan bahsetmek gerekince ve bu haber de bana düşünce ayıp olmasın açayım şu fragmanı bir izleyeyim bari dedim. Fakat şey hoşuma gitti yani 13 Eylül'de Disney Plus'ta yayına girdiğinde ben bunu izlerim. Bunu ilginç güzel. Çünkü. Güzel. Ben zaten izleyeceğim garanti yani. Oğlum yüzünden izleyeceğim. Kaçarı yok. Bu arada kaçarı. Ben de bundan şu şekilde haberdarım. Mark Hamill bununla alakalı hem Instagram postu attı hem tweet attı. Direkt o Darth Jar Jar'ın göründüğü anın fotoğrafını koymuş. Çok da komik bir mesaj demiş. Aa bu ne falan değil. Ben de o şekilde haberdar oldum bundan hafta içerisinde. O da o şekilde ilgimi çekti. Dizilerle ve filmlerle ilgili haberlerimizin burada sonuna geldik. Deyip bölümü kapatmıyoruz. Tabii ki de sıradaki haberlerimiz koleksiyon dünyasına ait. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Koleksiyon haberlerine geçmeden evvel. Bir koleksiyonlarla alakalı belki şimdi şu noktada bahsetmemiz gereken bir detay var. Mini bir kutu açılışı yapacağız bu bölümde ama en sonunda. Evet.
Sonuna kadar bekleyin. Sonuna kadar bekleyin. Bir kutu açılışı gündemde. İlk defa mı yapıyoruz bunu? İlk defa yapıyor olabilir. Evet. Sanırım. Kaydırmayın videoyu sakın. Evet. İlk olarak Lego'dan başlıyoruz. Lego 3 adet yeni ürün duyurdu. Bir tanesi Droidica, bir tanesi Mos Espa pod yarışı diyoroması bölüm 1'den. Bir diğeri de Bark Speeder. Droidica'ya baktığımız zaman satın al dediğinizde online mağazaya yönlendiriyor. Türkiye'deki online mağazaya yönlendiriyor. Fakat orada da stok gözükmüyor. Dolayısıyla herhangi bir fiyat bilgisine de şu anda yer verilmemiş gözüküyor. Aynı şekilde Mos Espa pod yarışı da aynı durumda. Dolayısıyla belki bunlar henüz ya stoğa girmedi online mağazanın ya da sadece fiziki mağazalarda bulunabilir durumda olabilir. Şimdi size de yanlış bilgi vermek istemem çünkü yakın zamanda bir Lego mağazasına gidip bakmadım bir ürünler var mı yok mu diye. Fakat Droidica'ya bakacak olursak 583 parçadan oluşuyor. Mos Espa Pod yarışı diyoraması 718 parçadan, Bark Speeder ise 221 parçadan oluşuyor. Bu arada Bark Speeder'ın fiyat bilgisi İngiltere Lego web sitesinde bu bilgiyi edindik. Orada 25 poundluk bir fiyat etiketine sahip ve sipariş verdiğiniz zaman direkt shipping'in müsait olduğu gözüküyor. Böyle Lego yeni ürünler duyurmaya devam ediyor. Zaten 25. Lego Star Wars markası olarak zaten 25. yıllarını kutladıkları için de önümüzdeki günlerde de belki daha yeni yeni ürünler de çıkarmaya devam ederler. Evet, sonraki koleksiyon haberimiz Gentle Giant'tan. Bir minibus duyuruldu. Gülmeyin arkadaşlar, gülmeyin. Tamam. Gülmeyin, gülmeyin. Gülmeyin. Bölüm 6'dan Nick Sand. Nick Sand kim? Aslında hani hayranlar ben söyleyeyim arasın. Mi? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Nico'nun yaşlanmış hali. Gentle Giant toplayıp. Ve şu anda görselde, bakın şu anda videoda görseli var. Benim yaşlanmış halim mi? Yorumlara bekliyorum. Gentle Giant toplamaktan artık böyle bunamış, yılmış. Bu aslında Endor sahnesinde asilerden biri. Sakallı olan, hayranlara göre bir ara Rex mi bu diye bir teori vardı. Değil tabii. Onun 1/6 oranındaki bir heykeli. 1000 limitli ve şu anda minibusların fiyatı olan 130 dolara satılıyor ama teslim tarihini göremedim. Bu 4 Mayıs özel serisi olarak çıkmış. Teslim tarihi hiçbir yerde bulamadım. Ve sosyal medyasında buldum Gentle Giant'ı ve de bu ürünün linkinde bulabildim. Ama ön siparişte şu anda teslimata hazır değil. Ayıp olmasın soralım. Alacak mısın? Hayır. 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 Peki o zaman. Şimdi... Hasbro zamanı. Ben bir lavaboya gidiyorum. Sen anla. Git git anca biter. Hasbro var ya, ürün duyurduğu zaman böyle yığıyor ya, döküyor ya. Beni çok zorluyor. Beni çok zorluyor. Abi adamlarda kaynak var. Ucuz maliyet. Kalıp çok. Tamam ve mı? Ve kalıp çok abi, aynen. Kalıp çok. Kalıp çok. Bir şey diyeyim mi? Doğru söylüyorsun. İşin ilginci, yani yığıyor döküyor ama yine de hayranları mutlu edemiyor. Mümkün değil. Evet. Özellikle vintage collectioncıları mutlu edemiyor. Neden? Çünkü Black Series'e odaklanmış durumda diyebiliriz. Şimdi detaylarını değineceğiz. Yine bir yığın Black Series figure duyuruldu. Dark Sidious'la başlayalım. Şimdi bugün bahsedeceğim ürünlerin bir kısmı ana kanallarda satılacak, bir kısmı bazı yerlere eksklusif, Walmart, GameStop gibi ve hepsi ön siparişte. İlk bahsedeceğimiz ürün 6 inçlik Darth Sidious, 2024 Ağustos'unda çıkacak, fiyatı 25 dolar. Diğer bir figür Super Battle Droid 6 inçlik, yine Ağustos'ta çıkacak, yine fiyatı 25 dolar. Hasbro Pulse web sitesinde satışa çıkmış ikili bir set var. Black Series'den Yoda ve Klon Komutanı Gree. Bu şu anda sold out olmuş durumda. Fiyatı 45 dolar. Çıkış tarihi 1 Kasım olarak gözüküyor. Yalnız benim şu anda baktığım Hasbro Pulse web sitesi Amerika versiyonu. Eğer illa ben bu figürü almalıyım diyorsanız Hasbro Pulse'ın Avrupa veya İngiltere sayfalarında şansınızı deneyebilirsiniz. Oralara bakmadım. GameStop'un bir eksklusif figür seti var.
Buna Duel of the Fates diyebiliriz. Çünkü içerisinden Qui-Gon Jinn, Darth Maul ve Obi-Wan Kenobi figürleri çıkıyor. Üç figür birden ve Darth Maul figürü yeni bir kalıptan üretilmiş okuduğum kadarıyla. Fiyatı $70. Çıkış tarihi 1 Ekim 2024 gözüküyor. Bu da ön siparişte ve ben bu seti bayağı beğendim. Walmart eksklusivlerle devam ediyoruz. Bu da güzel bir ikili set. Black Series, Captain Enoch ve Night Trooper. Fiyatı $45. Ön siparişte, çıkış tarihi Ekim olarak gözükmekte. Son Walmart eksklusif figürümüz. Bu neden Walmart'ta eksklusif oldu onu anlayamadım açıkçası. Balan Skull, Ahsoka dizisinde tanıştığımız yeni karakter. Fiyatı $25. Çıkış tarihi Ekim. Disney Store eksklusiflerden devam ediyoruz. Yine ikili bir set var. Hasbro son zamanlarda bu ikili setlere takmış gibi gözüküyor. Mace Windu ve 187. Legion klon askeri figürü. Fiyatı $45. Çıkış tarihini göremedim. Çünkü galiba şu an bu çıkmış durumda olabilir hali hazırda. Yine bir ikili set var. Phase 2 klon askeri ve yanında bir Battle Droid. Bunun fiyatı $40. Bu da şu anda hali hazırda sipariş edilebilir durumda gibi gözükmekte. 6. figürler böyle, bir de 3.75'lik figürlere de yine ayıp olmasın diye bir şeyler duyurdular. Hasbro'nun 4 figürlük Troop Builder setlerini tanıyor olabilirsiniz önceki gündem bölümlerimizden. Yine böyle bir 4 figürlük bir set var. X-Wing pilotlarını içeriyor. 2 tanesi insan ırkından, diğer ikisi farklı ırklardan olmak üzere. Fiyatı $55, çıkış tarihi Eylül 2024. Duyurulan figürler böyle, benim daha doğrusu notlara eklemiş olduğum figürler böyle. Bir de kısaca bahsetmek istediğim son anda aklıma gelen bazı detaylar var. Birincisi, Hasbro bazı Black Series miğferleri yeniden piyasaya sürüyor. Bunlardan bir tanesi de özellikle ülkemizde de çok hızlı bir şekilde tükenen orijinal üçleme versiyonu Boba Fett miğferi. Bu miğfer yeniden duyuruldu, yeniden ön siparişi açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam da fiyatı $100. Son olarak bahsedeceğim şey de, geçen gündemde bahsetmiştik, yeni bir Hasbro projesi vardı ama yetişmemişti. Normalde 4 Mayıs'ta bir duyuru yapılacaktı ki bu şu anda benim bahsettiğim figürlerin neredeyse tamamı o duyuruda paylaşıldı. Hasbro'da paylaşılacaktı, yetişmemişti. Şimdi birkaç gün önce İnternete düşen bazı sızdırılmış bilgiler var. Bu sızdırılmış bilgilere göre de bu Hasbro projesinin neyle olduğu, neyle ilgili olduğu ortaya çıktı. 3.75'lik figür serisine, yani The Vintage Collection'a uyumlu bir Mos Eisley Cantina playset gelecek gibi duruyor. Ya bu, ondan emin misin Ateş? Yani bu Yak Face'in Instagram sayfasından sızıntısı duyuruldu. Yak Face bu arada genelde söylentileri iyi yakalar. Genelde de tutar. Bu ilgi çeker mi bilmiyorum. Ya da detaylara bağlı. Çok fazla o Instagram fotoğrafında çok detay yok ama. Ya şöyle, tabii yanında bir sürü ekstra yeni figür vereceklerini belirtmişler. İşte 8 tane falan yeni figür olacakmış. Hepsi kartlı olacakmış. İşte aydınlatmalı olacakmış bu set. LED aydınlatmaları olacakmış. İşte farklı farklı sergileme yöntemleri sunacakmış. Biraz şey yapıyorlar gibi geldi bana. Şimdi Hasbro koleksiyoncularının genel serzenişi hep 6 inçlik figür çıkıyor. 3.75'lik figür biz göremiyoruz. Hiç yeni bir şey duyurulmuyor. Biçiminde bir serzeniş var ya, galiba böyle bir parmak bal çalıyor. Yani kocaman bir parmak bal çalıyorlar gibi gözüküyor bu Hasbro projesi. Evet, olabilir. Geçiyoruz işin zirvesine. Bu sporu yapan Hot Toys firması. Hot Toys firması bir Luke Skywalker figürü duyurdu. Ama Dark Empire isimli Legends versiyonunu duyurdu. Şimdi burada Legends uzmanları var aramızda. Ben değilim. Burada biraz topu Ateş'e atmak istiyorum aslında. Evvela şunu soracağım. Ateş, sence benzemiş mi? Yani Legends'daki, pardon, Dark Empire'daki Luke Skywalker'a benziyor mu yüzü? Çünkü ben çok bilmiyorum. Çok da bakamadım. Nasıl yani? Ya Dark Empire dediğimiz şey bir çizgi roman aslında. Hani burada benzerlik konusunda çizimleri baz almamız gerekiyor karşılaştırırken. Aynen. Hani bir çizimden ziyade fotorealistik bir iş çıkarmış Hot Toys. Burada benim gördüğüm
biraz böyle Return of the Jedi'daki Luke gibi bir hali var ki zaten çizgi roman da o bölüm 6'dan sonra geçiyor. Return of the Jedi'dan sonrasında geçiyor. Kısaca söz etmek gerekirse de o çizgi romanda spoiler olacak ama işte Palpatine'in geri dönüşü, geri döndükten sonra nihayet amacı olan Luke Skywalker'ı kendi tarafına geçirme konusunda başarılı olması, Luke'un karanlık tarafa geçmesi gibi gibi bir hikaye işleniyordu. Hatta o figürü de bunu aktarmaya çalışıyor aslında bize. Şeyde şöyle olmuş. Dikkat ettiyseniz ben bilmiyordum. Dark Empire ben Legends takip etmem ama kostüm güzel olmuş. Darth Vader'la bölüm 6 Luke'un kostümünün karışımı gibi bir kostüm olmuş. Harika olmuş. O bakım ya kostüm bir kere mükemmel. Ben biraz hani yüz benzerliği konusunda çünkü Ateş aşina şeyle o çizgi romanlara ve normal romanlara, kitaplara aşina olduğu için bir onun fikrini de almak istedim. Ama genel olarak ben figürü çok başarılı buldum. Ama burada şöyle bir detay var. 3 farklı versiyon duyurdu Sideshow Hot Toys. İlki Collector Edition. Bir diğeri Special Edition ve bir diğeri de Artisan Collection. Artisan Edition 3500 limitli geliyor. Şimdi Collector Edition ile Special Edition fiyatına baktığımız zaman ikisinde fiyatı aynı gözüküyor. $280 gözüküyor bu arada. Ve teslimat tarihi de önümüzdeki yıl 2025 Nisan ile Eylül ayları arasında bir tarih verilmiş. Artisan Edition'da ise bekleme listesine katılabiliyorsunuz isterseniz. Henüz fiyat bilgisi de paylaşılmamış. Peki diyeceksiniz ki bu üçünün arasında ne fark var diye. Ya şöyle bir kutunun içinden çıkan aksesuarların listesine falan bir kıyaslama yapmaya çalıştığım zaman açıkçası Collector Edition ile Special Edition arasında aslında çok da büyük bir fark yok gibi duruyor. İlla ki ufak tefek şeyler vardır ama belki Collector Edition'da bu hep Hot Toys'ların içinden çıkan ekstra parçalar olur ya farklı pozları verebilmeniz için işte el kombinasyonları vesaire. Belki onların sayısıyla ilgili bir kısıtlama olabilir. Ama Special Edition'ın şöyle bir artısı var. Her pazar için değil yani her ülke için değil, Sideshow tarafından belirlenen ülkeler için bir hatıra coin'i de geliyor figürle beraber. Bu figürde, bu coin'de bir tarafında Star Wars yazıyor, bir tarafında ise Luke Skywalker, Dark Empire, o Luke Skywalker'ın bir silüeti var. Coin'de altın renginde. Gerçek altın olduğunu zannetmiyorum bu arada. Gerçek altın olsa figürün değeri $280'la sınırlı kalmazdı diye tahmin ediyorum. Figürün içinden bir adet bölüm 6'dan aşina olduğumuz Luke Skywalker'ın ışın kılıcı, bir adet de kırmızı bileğli bir ışın kılıcı ki burada kabzadan da gördüğümüz kadarıyla Darth Vader'ın ışın kılıcı çıkıyor. Her ikisi de USB LED aydınlatmalı. Mükemmel bir şey. Hot Toys bu sporu yapıyor. Dediğimiz gibi ilginiz varsa, ilgileniyorsunuz Hot Toys'la, ben fırsatı kaçırmayın derim. Oğuzhan, Artisan Edition'ın farkını gördün mü? Görmedim. Neymiş? Saçlara bak. Saçlar biraz daha uzun da ben onu çok da şey... Yani... Saçlar kıl. Ha, okey. Daha önce bir Anakin vardı ya. Doğru, tamam. Artisan Edition o. Adam yapmış. İşte diyorum abi, yapıyor bu spor adam. Yani. Vallahi yapıyor. Bu arada Special Edition ile ilgili de şöyle bir detay da var. Fiyat farkı olmadan yani Collector Edition ile bir fiyat farkı olmadan Special Edition aynı fiyatla almak ve bir coin de beraber almak istiyorsanız 13 gününüz var. 13 gün yani biz bu kaydı yaparken 13 gün 20 saatlik bir zaman kalmış. Bu sürede olduktan sonra muhtemelen fiyat bir tık daha artacaktır diye tahmin ediyoruz. Ve bir diğer Hot Toys figürüne geçiyoruz. Bu da Darth Maul. Yine ya, şaheser bir ürün yani inanılmaz. Bu ürünü de Gizli Tehlike'nin, bölüm 1 Gizli Tehlike'nin 25. yıl dönümüne ithafen çıkartmışlar. 4 farklı versiyonu var figürün. Çok iddialı. Aynı Luke Skywalker'da olduğu gibi bir Collector Edition var. Special Edition var. Speeder'lı versiyonu var. Bir de Speeder'lı versiyonun Special Edition'ı var. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Şimdi Collector Edition'ın $285'lık bir fiyat etiketine sahip. Çok güzel pozlama imkanları var. USB LED aydınlatması var. Bölüm 1'de bu Darth Maul tatüğünü ilk geldiği zaman kullandığı probe droidler vardı. O probe droidlerden bir tanesi var. Standı var.
kıyafeti, cübbesi, kafası, kukuletası kapatabiliyor. İsterseniz açık bir şekilde de pozlayabiliyorsunuz. Ve tahmini teslimat süresi yine Nisan-Eylül 2025 tarihleri arasında. Special Edition'a baktığımız zaman yine Luke Skywalker'da olduğu gibi sadece belirli pazarlarda, belirli ülkelerde bir coin ile beraber geliyor. Bu coin'de de bir tarafında Star Wars, bir tarafında Darth Maul'un silüetini görebiliyoruz. Yine altın renginde. Special Edition fiyatı onun da 13 gün 20 saatlik bir süresi kalmış. 13 gün 20 saat içerisinde bu figürü alırsanız $285'a sahip olabiliyorsunuz. Speeder'lı versiyonda ise yine bölüm 1'de Tatooine gezegeninde Darth Maul'un kullandığı Speeder'ı da beraberinde geliyor. Bunun fiyatı ise $405. Teslimat tarihi aynı. Nisan-Eylül 2025 arasında. Ve yine Speeder'lı versiyonun bir Special Edition'ı var ki onda da yine coin'le beraber Speeder da geliyor. Onun da fiyatı şu an için $405. Onun da 13 gün 20 saatlik bir ömrü var bu fiyatın. Teslimat tarihi de yine aynı. Evet. Hot Toys yapmış diyerek koleksiyon bölümünü kapatıyoruz. Ama ilk defa bir gündem bölümünde kutu açıyoruz. Neyin kutusunu açıyoruz arkadaşlar? Benim size ufak bir hediyem vardı son seyahatimden. Bunu almadan geçemezdim. Çünkü bir galaksinin sesi setiydi bu. İstiyorsanız bir gösterin. Funko Beat kutusu. Burada ufacık, çok ufak figürler var. Evet. Darth Vader, bir Stormtrooper ve bir TIE Fighter Pilot ve bir Mystery Box. Ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bu gizemi şimdi çözeceğiz. Evet. Benim kutu açıldı. Benim kutu açık. Ben hemen oradan size şu anda gösteriyorum. Benim Mystery Box'tan çıkan bir Tusken Raider. Çok şirin. Yani çok ufaklar. Hemen şurada odaklanıyor. Bu arada bu kutuların içinden bir Chase figür var. Çok nadir olan bir gümüş Stormtrooper var. Bakalım sizlerin kutularından ne çıkacak? Evet, Açtınız mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır Önce mıyız? Olsa. Abi bir de bak burasını da şeysi yapmışlar. Şöyle göstereyim. Yani bunu açıyorsun. Bak şu an hala siyah, görüyor musun? Hala evet hala. Hatta bakın her biri ayrı ayrı böyle kutucuklarda. Darth Vader ayrı bir kutucukta, şimdi bakın odaklanıyor. Ayrı kutucukta. Bir de bunları ayrı sergilemeniz için size böyle güzel bir tane de stand veriyorlar. Hatta bunları üst üste stack edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu siyah şey üzerindeymiş. Ateş, bu sensin. Oğuzhan, bu sensin. Bu da benim. Bakalım sizin kutunuzdan ne çıkıyor? Hazır mısınız? Hazırız. Oğuzhan önce sen. O ne? Odaklanamadı. Itorian. Evet, Hammerhead diye geçiyor. Itorian. Şeyi söylemek gerek belki de, onu bir... Bilmiyorum gözükecek mi ama. Gözüküyor şu anda. Şimdi şurada mavi renkte olanlar olası gizemli figürler. En alttaki az önce Oğuzhan'a çıktı. Onun bir üstündeki Niko'ya çıktı. Onun üzerinde Tarkin var. Onun üzerinde de bir Chrome Stormtrooper var. Evet. Şimdi. Sende ne çıktığını bilmiyoruz. Oğuzhan sen istiyorsan bir daha göster. Tam odaklanamadı çünkü kamera. Biraz daha yaklaştırarak. Evet, şimdi oldu. Güzel görünüyor. Evet. Kutuyu açtın ve halen sende siyah. Evet. İlla heyecan yapacaksın Ateş, gerçekten. Ben de bilmiyorum şu anda bak. Herkesle beraber öğreneceğiz. Tarkin. Valla Chrome Stormtrooper çıksaydı diyecektim ki yarın ateşlerde bir kutu açılışı mı çeksin?
O Lego yapabiliriz istersen. Olur. Bu arada bakın bunları şöyle şey yapalım. Bu kutularından da çıkıp bir dakika odaklansın. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Alttan çekip şöyle sergileme şansınız da var. Yani şey değil. Ha. Tamamen şey olmuyor. Kutu şöyle kapatabiliyorsunuz. Kafa Kutunun içine sallanıyor mu? kafa sallanmıyor, hayır. Kafa sallanmıyor. Çok keyifli ya. Ben bunlardan yürüyebilirim biliyor musunuz? Ya da oğlum yürür. Ben size söyleyeyim. Şu detayı belki paylaşabiliriz. Sen bunları bize İspanya'dan aldın ama Türkiye'ye de gelmiş. Yani biz 4 Mayıs'taki şeyde standında gördük. Evet. Ama şey güzel oldu bak aynı yani biz tek üzerinden 3 tane paket aldım. Hepsinde de farklı şey çıktı. Şöyle standına da koydum bak çıkanları. Kutunun Evet. içinden şu plastik stand çıkıyor. İsterseniz demin Nico'nun gösterdiği gibi altından çıkartıp da sergileyebilirsiniz. Ya da kutusuyla beraber ben kutusundan çıkartmayı tercih etmiyorum. Evet. Bunlar buradan düşüyor ama galiba değil mi? Ya öne doğru itersen düşüyor. İtten direkt böyle şey durması gerekiyor. Evet. Böylece bir gündem bölümünün daha sonuna geldik. Gündemde de ilk defa bir kutu Kutu açtık. açılışı yaptık. Aynen Evet. öyle. Tekrar hatırlatıyoruz. Acolyte gelene kadar 3000 abone. Destek olun yapabilirsiniz. Size güveniyoruz. WhatsApp kanalımızı unutmayın. Açıklamalarda var. Telefonla dokunduğunuzda ulaşabilirsiniz. Eğer bizi podcast'ten dinlediyseniz son birkaç dakika boyunca yaptığımız kutu açılışından hiçbir şey anlamadınız. Çünkü YouTube kanalımıza abone olmadınız. YouTube kanalına abone olun ve beğenin, subscribe olun. Ne gerekiyorsa yapın, yorumlara da yazın. Her yorumu okuyoruz. Okumadığımız hiçbir yorum yok. Bir sonraki yayına kadar kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun.